Herkese merhabalar, Osmanlı mavzerlerin üzerindeki üretim yılı 1892'yi gösterirken, mavzer firmasının da sahibi olan, silah sanayicisi Löwe kardeşleri hedef alan Yahudi Tüfeği adlı antisemitik kitap, Almanya'nın gündemine bomba gibi düşüyor. Kitabın yazarı Berlinli bir siyasetçi ve sözünü ettiği tüfek Gewehr 88. Şimdi 4 yıl geriye 1888'e gidelim. Alman devleti ezeli düşmanı Fransa'nın silah teknolojisinde devrim yaratan Lebel 1886 tüfeğine yanıt verebilmek için 1888 yılında bir tüfek komisyonu kuruyor. Mauser grubunun davet edilmediği komisyon Mannlicher, Miek gibi tüfek tasarımcılarının en gelişmiş özelliklerini derleyerek Gewehr 88 piyade tüfeğini tasarlıyor. Ancak iyiler iyisi olsun diye tasarlanan bu tüfek binbir özürlü bir Frankenstein oluyor. Tasarım sorunlarının üzerine bir de üretim, malzeme ve mühimmat sorunları biniyor. Vaziyet İngilizce'de clusterfuck denilen yani Türkçe'de dört koldan zıçış şeklinde söyleyebileceğimiz bir şekilde tezahür ediyor. Almanya bir yandan Fransa'dan geri kalmamak için üretilen kusurlu tüfeklere sahte geçer belgeleri verip askerlere dağıtırken bir yandan da tüfeğin sorunlarını gidermeye çalışıyor. Sorunların çoğunun nedenini bile bilemediklerinden bunları deneme yanılma yoluyla çözmeye çalışıyorlar. Hem milli güvenlik hem de iç siyaset nedenleri öne sürülerek skandalın boyutları kamuoyundan gizledilmeye çalışılsa da dedikodular kulaktan kulağa yayılıyor. Alman devletinin kendi silah fabrikalarının yanında Löwen'in silah fabrikaları da bu tüfeğin üretimini yapıyor. Löwen'in ana üretimi Berlin'de gerçekleşirken Mavzer firması da Osmanlı mavzerlerinin yanında bu tüfekleri de üretiyor. Söz konusu Berlinli siyasetçi bu kitabında gizlenmeye çalışılan bu skandalı dair ortaya çıkarttığı usulsüzlükleri açıkladıktan sonra skandalın tüm faturasını Yahudi olan Löwe'lere ve onlarla birlikte çalışan Alman vatan hainlerine tırnak içinde çıkartıyor. Siyasetçinin komplo teorisine göre Löwe kardeşler, dünyayı kontrol etmeye amaçlayan küresel Yahudi elitlerinin elemanları ve görevleri binbir güçlükte ulus devlet olmuş Almanya'yı yıkmak. Bunu da Alman ordusunu kalitesiz tüfeklerle donatıp savaşta yenilmesini sağlamaya çalışarak yapıyorlar. Kitap Almanya'da fırtınalar kopartıyor. Löwe ailesi bu siyasetçiye karşı açtığı davayı kazanıyor ama adam dokunulmazlığı sayesinde cezasını çekmiyor. Löwe maruz kaldığı bu antisemitik davranışın etkisinden kurtulamıyor ve 1-2 yıl içinde şirketin ismini Deutsche Waffen und Munition Fabrik olarak değiştirip Löwe adını siliyor. Mauser, Luger, Parabellum gibi markalara aşina olanlarımızın bu markaların sahibi olan Löwe'nin adını duymamış olması ya da Nobel ve Krupp gibi silah sanayicilerinin ismini bilenlerimizin Onlarla aynı ligde oynayan Löwen'in ismini bilmiyor olması da olmasında bunun da payı vardır. 1898 yılında Almanya bir sil baştan yapıp yeni bir tüfek komisyonu kuruyor ve bu sefer 10 yıl önceki komisyona davet edilmemiş olan Mauser grubu da komisyona davet ediliyor. Sonuç olarak dünyanın gelmiş geçmiş en üstün sürgülü piyade tüfeği olan Mauser Gewehr 98 doğuyor. Bu hikayeden birkaç ironik sonuç çıkıyor. Birincisi kitapta kalitesiz silah üreterek Almanya'yı batırmaya çalışmakla suçlanan Löwe grubunun MG8 ağır makinalı tüfek, Luger Parabellum tabanca, Gewehr 98 piyade tüfeği gibi kendi dalında dünyanın en ileri olan silahları Almanya'ya kazandırmış olması. Bir diğeri, 1905 yılı itibarıyla tüm sorunları giderilen, ancak Gewehr 98 çıktığı için depolara kaldırılan 2 milyon adet Gewehr 88'in Birinci Dünya Savaşı patlat, patlak verip korkunç miktarlarda tüfek ihtiyacı ortaya çıktığında Almanya için can simidi olması. Bir başka ilginçlik, Mauser teknolojisini seçen Osmanlı'nın 1888-1898 yılları arasında Mauser teknolojisini terk eden Almanya'dan 3-5 gömlek üstün piyade tüfeklerine sahip olması. Bu arada Löwe Osmanlı siparişinin alınmasında önemli bir rol oynuyor ve Abdülhamit yönetimiyle görüşmek için Palma Avzer'le beraber İstanbul'a gelip İstanbul'da bir süre bulunuyor. 1916 yılında Geber 88'lerden yüklüce bir kısmı Alman yardımıyla Osmanlı'ya gönderiliyor ve 1. Dünya Kurtuluş ve 2. Dünya Savaşları'nda Osmanlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Cumhuriyeti orduları tarafından kullanılıyor. Kaynaklarımızı da koyalım ve herkese iyi günler dileyelim.